Merhaba Next Gen takipçileri, merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Son Konsan. Türk yapımı bir oyun mu bilmiyorum ama epey Türk yapımı bir oyuna benziyor. Çünkü etraftaki şeyler İstanbul'u andırıyor. Oyunumuz bir korsan gemisini yönetmek. Çırak olarak başladım, bir korsanı yöneterek diğer gemilere saldırıyoruz. Öyle bir oyun işte. Oyunumuzda Güller Erkelen mevcut. Ben biraz oynadım. Ben bu oyunu oynarken tarihinde oynadım. Şu an bu bana biraz daha değişik geldi. Neye bilmiyorum. Tamam. Sol tarafımızda haritamız mevcut. Bana biraz değişik geldi ya. Burada görevlerimiz var. Buradan görevler alıp yapabiliyoruz. Gemiler sıkıştırdığınız zaman şu şekilde saldırabiliyorsunuz. Karşı tarafı yok etmeye çalışıyorsunuz. Tabii siz yok olmadan karşı tarafın yok olması gerekiyor. Yoksa geminiz batabiliyor. Ben 3. seviyeye gelene kadar hiç yok olmadım. Niye bayağı çektim ya? Nasıl bakayım şu gülleyi? Daha etkili. Daha etkili vuruyor. Bayağı güçlüymüş karşı tarafta. Ama ben onu yok ederim. Oyun biraz paraya kaçıyor arkadaşlar bu arada. Söylemeden edemeyeceğim. Bayağı bir para istiyor yani. Bazı özellikleri açabilmeniz için elmas gerekiyor. Elmaslar tabi satın almanız gerekiyor. Para vermeniz gerekiyor. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da para verip oyunu daha iyi yerlere taşıyabiliyorsunuz. Oyun güzel mi bilmiyorum ama fazla indirmeye sahip değil. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla paraya maruz bıraktığı için oyun bir yerden sonra sıkabiliyor. Ve paralı özellikle cidden çok güzel. Az önce mesela çok yavaş bir şekilde top atıyordu. Bu top atışını hızlandırabiliyorsunuz. Bunun için de elmas vermeniz gerekiyor. Elmas vermek yerine şey de yapabilirsiniz. Göstereceğim bir saniye. Sakin bir yere geçmem lazım. Şöyle, şurada marketimiz mevcut. Marketten ihale usulü altın karşılığı paralı özellikle olan şeyleri satın alabiliyorsunuz. Tabii çok iyi bir teklif vermeniz lazım. Çünkü verdiğiniz para yoksa burun yanıyor. Şu selit arkadaşlar çok güzel bir özellik. Kullanmanızı tavsiye ederim. Selit ne diye soracak olursanız, Selit Fatih Sultan Mehmet'i toplar için kullanmış olduğu özel bir malzemeymiş. Topların da daha çabuk soğumasını sağlıyormuş. Daha çabuk soğuyan toplar daha seri olarak ateş ettiğinden dolayı gemileri daha çabuk yok edebiliyorsunuz. Hemen bir göstereyim ben size. Profesyonel gibi alayım. Önce normal atışı göstereyim. Bu normal atış. Buradan bir de seri seçeneğe bakın şimdi. Selitle nasıl atıyor görüyorsunuz. Çok seri bir şekilde selitle anında yok edebiliyorsunuz bir gemiyi. Hemen durmaksızın süresi var selitin. Etrafta böyle şeyler çıkıyor. Onları da toplayabilirsiniz. Bunları da topladıktan sonra Selit'in süresi var şu an 10 saniye. Öyle sayıyor. Selit güzel bir özellik. Ama süreli olduğu için mümkün olduğunca yakın gemilere, yani atıyorum 4-5 tane gemi var yan yana, onlara saldırın Selit'le. Birini yok edip hemen ötekine saldırırsınız. Böylelikle
bir başarı elde etmiş olursunuz. Böyle. Oyunumuz güzel. Türk yapımı, Türk özel, Türk açıklamalar mevcut. Burada haritamız mevcut. Dünya haritamız var. Dünya haritasını bir türlü beceremedim ben. Neşere bilmiyorum. Burada şurada mı seçmem gerekiyor? Neyse, bu şekilde. Oyun ilk başlarda bilgisayara karşı oynuyorsun. Ondan sonra pardon. Videoyu akşam çekiyorum. Gece çekiyorum daha doğrusu. Ha, bu arada bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bunu da söylemeden ne demeyeceğim. Bayramınız kutlu olsun. Evet, burada iki tane gemimiz mevcut. Burada bir tane var. Buna saldıralım. Hemen bunu yok edelim. O bana 180 vuruyor, ben ona 1100 vuruyorum. Böyle beklemek istemiyorsunuz, dediğim gibi arkadaşlar. Seliti yükleyip tak 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 indirin anında. Hemen diğer gemileri yok etmek istiyorum. Hemen buna başlayalım. Başka gemi yok buralarda. Dediğim gibi bu seleti kullanırken mümkün olduğunca yakın gemilere saldırın. 4-5 tane gemi görürseniz anında saldırabilirsiniz. Mesela burada var bir tane. Ah, selit gitmiş ya. Bir selit daha arayalım. Selit elmas alındığı için pek iyi bir şey değil. Ama güzel bir özellik. Hemen şuna. Yaklaşık 10 dakikalık bir video olacak. Zaten Android oyunlarda 10 dakikanın üstüne çıkmak istemiyorum. O oyunun medli. İlk 10 dakika diye tabir edebiliriz. Bunun üstüne bir oyun beklemeyin yani 10 dakikanın üstünde. Yarım saat, bir saat bir video çektik halimiz yok. Android bir oyun. Öyle işte. Bu arada yorgunum biraz. Bayram dolayısıyla derinliğim çok oldu. Videoyu da biraz geciktirdim. Oyunda yapacaklarınız sınırlı arkadaşlar. Bu şekilde sandıklar çıkıyor. Sandıkları toplayabilirsiniz. Gemiler var. Gemileri yok edip tecrübe puanı kazanarak seviye atlayabilirsiniz. Şu ortada gördüğünüz tecrübe puanı seviyeniz. Soldaki tecrübe puanınız sağdaki de geminin sağlığı. Buradan markete girip bazı özellikler satın alabilirsiniz. Tersaneden gemi satın alabilirsiniz. Ben gemi satın aldığım için gemiler şu an görünmüyor. Genişlet özelliğiyle de birkaç özellik açabilirsiniz. Tabii ki bunlar için elmas vermeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde güllerimiz mevcut. Şu an yanlarında sıfır yazanlar ve mevcut olmayan gülleler. Yanında rakam yazanlar. Şu an elinde mevcut gülleler. Şu altta 2K dedi. 2000 tane profesyonel gülden varmış. Bunları almak için elmas vermeniz gerekiyor. Ben almadım. Oyunun başlangıcında geldi. Ayrıca toplarımız var. Amatör, standart, profesyonel dediğim gibi yine bunları da elmas karşılığında alıyorsunuz. Silahımız mevcut. Silahlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Sanırım gemiler arası çatışmalara girmeyi sağlıyor.
böyle. Özetlerimiz bu şekilde arkadaşlar. 10 dakikamız oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz veya videolarımı beğeniyorsanız likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür eder. Önden sağlıklılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.